Üzüntümle sonrasından pişman olacağım bazı şeyler söylemek istemiyorum açıkçası. Canım çok sıkkın, içim yanıyor. Hatta taşıyorum yani. Sakatlık, tek başına fizik, tek başına konsantrasyon, form, profesyonellik, ruh eksikliği ne derseniz deyin işte. Bunların hiçbiri değil. Bu mesele birlikte ve birbiri için oynayan bir 11'e ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncumuza tepki göstermekte olur diyor. Yönetimimizde bana, işte diğer oyunculara, başkana. Çünkü biz bir aileyiz. Burada sıkıntılarımız olabilir. Bunları çözmezsek dışarıdan bize enjekte edilmek isteyen parçalanma duygusunun önünü açarız. Zaten bu 1,5 senedir bu vardı. Yani iyiyken vardı. Zayıf düştüğünüz zaman size vururlar. 2-1'den sonra yani maçın genelinde 11-10 devam etseydi maç belki oyuna da ortak olabilirdik. Yani 2-1'den sonra. Ama tabii Bülent Hoca orada tekrar devreye girdi. Yani bir ikinci sarı karttan Marvin'i atması. Bizi tabii 9 kişi bıraktı. Orada da maçı bitirmiş oldu. Bu üzücü gecenin sonunda yönetim kurulumuzun aldığı kararla Sayın Filip Koku'yla yollarımızı ayırdık. Futbolcular da nasibini bundan almalı. Biz de çeki düzen vermeliyiz. Ve yollarımızı ayırdığımız Sayın Filip Koku da bunda baş sorumlu olarak bedelini ödemiştir diye düşünüyoruz. Salih'in penaltı demesine gerek yok. Herkes penaltı olduğunu biliyor ki. Pozisyonun herkes penaltı olduğunu biliyor. İçeridekiler, dışarıdakiler herkes penaltı olduğunu biliyor. Niye penaltıyı vermiyor? VAR'a bile bakmıyorlar ya. VAR'a bile bakmıyorlar. Böyle bir pozisyonda VAR'a bakmayacağım da sen hangi pozisyonda VAR'a bakacaksın? Biz hangi biriyle uğraşacağız? Kimle uğraşacağız biz? Yerel medyamızla mı uğraşacağız? Biz gelip burada VAR'la mı uğraşacağız? Hakemle mi uğraşacağız? Taraftarla mı uğraşacağız?